Merhabalar Gül Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Sizlerle güzel bir top biber turşusu tarifi paylaşmak istiyorum. Herkesin kolaylıkla yapabileceği pratik bir turşu tarifi. Gelin dilerseniz nasıl hazırlamışım videomda turşu tarifimi sizlere anlatayım. Gördüğünüz üzere 1 kilo kadar top biberim var. Sap kısımlarını alaraktan tarifimin yapılışına başlıyorum. Güzelce yıkadığım ve baş kısımlarını aldığım top biberlerimi birer kiloluk kavanozlara dolduracağım. Sıkı sıkıya toplamda 1 kilo kadar top biber kullanacağım kavanozlarıma doldurmak için. Gerçekten hem lezzetli hem de çok pratik bir tarif. Herkesin de kolaylıkla biber turşusu, acı biber turşusu hazırlayacağını düşünüyorum bu tarifle. Tarifimle alakalı aklınıza takılan soru ve görüşlerinizi videomun altında belirtirseniz sizlere cevap yazabilirim. Gördüğünüz gibi baş kısımlarını tek tek temizledim. Biberlerimi kavanozlarıma doldurmaya başladım. Sıkı sıkıya iyice biberlerimi yerleştiriyorum. Toplamda tekrarlamak istiyorum. 1 kilo kadar biber, top biber kullandım tarifim için. Birer kiloluk kavanozlara yarımşar kilo olarak yerleştirdim, doldurdum biberlerimi. Gördüğünüz üzere iyice biberlerimi sıkı sıkıya yerleştiriyorum. Çok pratik ve çok güzel bir turşu tarifi sizlere bekliyor kanalımda. Eğer ki videomu beğenirseniz, sevdiklerinizle paylaşıp benden desteğinizi esirgemezseniz beni çok mutlu edersiniz videolarımın devamı için. Gördüğünüz gibi öncelikle kavanozuma biberlerimi doldurdum ve 6-7 diş sarımsağımı da üzerine ilave ediyorum. Ben üzerine ekledim sarımsaklarını. Siz dilerseniz aralara da yerleştirebilirsiniz ve toplamda tepeleme 1,5 yemek kaşığı da tuzumu ekliyorum kavanozlarıma. Gördüğünüz gibi tuzumu da ilave ettikten sonra 1 çay bardağı kadar elma sirkemi ilave ediyorum yine kavanozumun içerisine. Ben sirkemi ilave ettikten sonra sıcak suyla hazırladım turşumu. Sıcak suyunu, kaynayan sıcak suyunu üzerine ilave ediyorum. Gördüğünüz üzere bu şekilde hazırladığınızda kavanoz kapaklarını sıkı sıkıya kapattığınızda turşunuz hava almadan, içerisindeki suyun rengi değişmeden güzel bir turşu hazırlamış olursunuz. Gördüğünüz gibi suyunu da doldurdum ağzına kadar ve güzelce ağzını kapatıp çeviriyorum. Turşularımın ağzını kapattım. Şöyle bir ters düz yapıp sirkenin ve tuzun içerisinde bu şekilde daha kolay birbirine karışmasını sağlıyorum. Altı gün beklettiğim top biber turşumu sıra geldi sizlere göstermeye. Görüyorsunuz suyunun rengi bile değişmemiş. Lezzeti de o kadar güzeldi ki sizler de hazırladığınızda benim kadar beğeneceğinizi düşünüyorum. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. O güzel yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Gördüğünüz gibi bu güzel turşuyu sizler de kolaylıkla hazırlayabilirsiniz.